kuraklık derken yağmurun geç yağmasının izniyle çiftçilerimiz bu yıl istedikleri ürünü ve verimi alamadılar. İlimiz genelinde bu yıl arpa, buğday, umut olsun verim nasıldı? Rekolte bu sene bayağı düşüktü. Çiftçi iyi durumda değil. Hele hele şehrimizin güney kesimi çok berbat durumda. Ne nohut var, ne arpa buğday var. İşte bir parça sulu yerde zaten az biliyorsunuz. Sulanabilir arazilerinden bir parça mahsul alındı. Ama kıraç arazilerde hele hele nohut mercimek ekilen yerlerde sonuç hüsrandı. Zaten %80'e kadar da duyduğum, aldığım haberlere göre tarsim kuraklık hasarı tespiti de yapmış durumda. Peki başkanım, çiftçilerimizin borçları sizce ertelenmeli mi? Ertelemese ödeyemeyecek ki zaten. Yok yani, yok. Olmayan bir şeyi nereden, nasıl isteyeceğiz? Bir onlara nefes aldırmak lazım. Nefes aldırmak için de borç ertelemesi kesinlikle yapılması lazım. Hatta sadece erteleme değil, borçların faizleri silinmesi lazım. Yani bu çiftçi bizim. Onlar üretecek, onların ürettiğiyle biz gıda alacağız, gıdamızı sağlayacağız, sanayimiz çalışacak, üretime katkıda bulunacaklar. Yani anlatmakla, saymakla bitmez ama bu kadar kısaca söyleyeyim. Evet. Peki başkanım, çiftçilerimizin desteklemeleri yeterli mi sizce devletimizin? Yeterli mi? Yeterli değil. Yeterli değil. Nasıl yeterli olacak? Bir litre mazotun 7300 lira olduğu ülkede nasıl yeterli olacak? Mesut'cum yani yüzde bilmem 50-60 ÖTV, KDV alacaksınız mazottan. Gübre fiyatı DAP gübre 6300 lira, 6000 hatta 800 lira diyenler var. Nasıl destek yeterli olacak? Mümkün değil. Peki başkanım, çiftçilerimizin rahatlaması ve iyi bir nefes alması için ne yapılması gerekir sizce? Devletimiz baştan bu yıl için söyleyeyim, kesinlikle borç ertelemesi yapılacak. Faizler silinecek ve uzun vadeye bölünerek geri tekrar paranın alınması sağlanacak. Artı çiftçimize mazot gübre desteği, tohum desteği yapılacak. Bu insanlar yerlerini sürdüler, nadaslarına tekrar ekmek zorundalar. Biliyorsunuz hiçbir şey çıkmayınca nereden alacak çiftçi? Bir de geçim sağlayacak. Bir yıl bunun maaşı yok, şunu yok, bunu yok, bir şey üretemedi. Bir daha bu seneye kadar, bu zamana kadar, seneye bu zamana kadar yiyip içecekler. Çoluğunu çocuğunu geçindirecek. Neyle geçindirecek bu insanlar? Ya bunlar bilinen şeyler, bunları göz önünde bulundurarak onların rahat bir şekilde olmasa bile yani takas tukas da olsa geçimini sağlattırmak lazım. Onun için işte borç ertelemesi yapılacak, tekrardan onlara mazot gübre desteği sağlanacak, tohum desteği sağlanacak. Onların tarlalara ekmeleri sağlanacak. Bir de dediğim gibi geçimini sağlayacak şekilde hani borç olsun ama faizsiz olsun, kredi verilsin, onların insanların geçimi sağlansın seneye kadar. Başkanım, malum bu sene pazarlarda çiftçilerimizde yeteri kadar buğday çıkmadı. Çıkmadı. Toparlayamadı. Peki bu sizce gıda fiyatlarına, makarna olsun, ekmek olsun, unlu mamullere yansır mı fiyatlar? Yansıdı bile Mesut'cum, yansımaz olur mu? Devletimiz 1950 liraya herhalde galiba satış fiyatı açıkladı. 1750 lira arpa fiyatı açıkladı. Alım fiyatından konuşuyorum. Bir ara 2600 liraya pazar yeri arpa aldı. Tüccar arpa aldı. Niye? Yok çünkü, yok. Olmayınca ne yapacak? Otomatikmen kendiliğinden yükselip gidecek. Arz talep meselesi. Dışarıdan alıyoruz, dışarıda da ucuz değil ki. Bir de bunun navlunu var, masrafı var. Bir de o paraların dışarı, dış ülkelere gitme durumu var. İçeride dönüş yapsa daha iyi değil mi? Tabii ki olumsuz etkiler. Olumlu etkiler mi? Mümkün mü? Peki